Burada sizin huzurunuzda hatamı kabul ettim, hatırlıyor musunuz? Sedat Peker'le gazetecilik mesafemi korumadığımı söyledim. Bir şey daha söyledim. Varsa akçeli işim, para tura alışverişim, olmuşsa alıp başımı gideyim. Kalmayayım buralarda, yok olayım. 20 yıllık bir internet haber arkadaşlar. 20 yıllık internet haber. Bugüne kadar tek bir kuruluştan bir fon desteği almamış. 60 kişi çalışıyor. 60 kişi. Tek bir fon desteği almamış. Reklam geliri dışında internet haberin hiçbir şekilde başka bir geliri olmamış. Sponsorluk, reklam. Şimdi ben Sedat Peker'le konuştum diye gazeteciler cemiyeti, Ruşen arkadaşımızın kankaları hemen benim savunmamı almadan üyelikten çıkardılar. Ya Allah aşkına, Sedat Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğini aylarca konuştuk, hala konuşuyor değil mi? Ruşen 476 bin dolar fon almış, biz bunu konuşmayalım mı? Konuşmayacak mıyız? Sessiz mi kalacağız? Ben bunu yeni söylemiyorum. Ruşen orada ne diyor? Benim kişilerle bir sorunum yok diyor. Aslında sorunu var, intikam alıyor. Niye Sedat Peker'i söyledim? Çünkü oraya getirip bana o konuşmadan bir besleme, bir destek çıktığını ifade etmeye çalışıyor. Ben hep söyledim. Akçeli işlerde olmamışım. Para tura işlerinde olmamışım. Bir hata yapmışım. Gazetecilik mesleğimi mesafe korumadan devam etmişim. Onun ötesi yok. Ama şimdi bu adam, benim Hadi Özışık'la bir meselem yok da, ama işte görüyorsunuz, bakın bize iftira atmıştı. Ya ne iftirası? Sana belge gösterdim. Onu geçiyoruz. 10 bin dolar alan, 10 bin dolar rüşvet alan bir kişiden bahsediyoruz. Aylardır konuşuyoruz. Ruşen Çakır'ın aldığı para 476 bin dolar. Ya evet, haklısınız tabii. Tabii Sedat Peker rüşvet verdiğini söylüyor. Ruşen Çakır'sa fon alıyor. Yani rüşvet değil. Eyvallah da bu fon neyin karşılığında veriliyor kardeşim? Kim veriyor ayrıca? Bu vakıf neyin nesidir, neyin fesidir Allah aşkına? Biri bize açıklasın, desin ki ya bu vakıf böyle bir vakıftır. Sadece Ruşen Çakır'a değil, dünyanın dört bir yanına bu fonları akıtıyor, destekler veriyor. Ama böyle ne olduğu belli olmayan bir vakıf. Ruşen'e bu paraları veren ABD merkezli vakıf, yani Kirist adında bir şey. Kime ait bu? Türkiye ilgisi nereden kaynaklanıyor? Bakın 2009-2013 yılları arasında TSEV 340 bin dolar para göndermişler. 340 bin dolar. Hrant Dink'in vakfının da sponsoru, ana sponsoru. Fakat New York'ta bilinen bir kuruluş olsa gerçekten anlarım. Yani araştırdım, çünkü Teksaslı bir zengin bir aile Türkiye'ye bu desteği veriyor, Türkiye ile ilgileniyor, ya da Ruşen Çakır'a olan sevgilerinin bir başkası, bir başka boyutu. Yani TSEV veriyor 340 bin dolar, Ruşen Çakır'a veriyor 476 bin dolar. Ya vakfın başkanı olan kadın veya işte eşi zengin ama bilinirliği olması gerekiyor değil mi? Google'a girdik. Tek bir fotoğraf yok bu Ruşen'in kankalarına ya da Ruşen'in veli nimetli olan bu zengin ailenin bir tek fotoğrafı yok. Bir tek fotoğraf. Türkiye ile bu kadar duygusal bağ olan ailenin görüntüsü yok arkadaşlar.
Bunlar in mi, cin mi bilinmiyor. Mesela bu vakıf nerede diye hiç merak ettiniz mi? Ben ettim. Araştırdım. Ofisleri bile yok, biliyor musunuz? Ofisleri 2001 yılından itibaren Türkiye'ye bağış yapmaya başlıyorlar. Çok ilginç bir rakam daha vereyim. Bu vakıf Amerika Birleşik Devletleri'nde 2004 yılında bağış yapmaya başlıyor. Bakın, Türkiye ile 2001 yılından ilgilenmeye başlıyor. Ama kendi ülkesiyle 2004 yılında oraya bağış yapmaya başlıyor. Amerika'ya 45 tane bağış yapıyorlar. 45. Türkiye 110. Ne kadar güzel değil mi? Ne hayırsever iki vatandaş. Hayırdır. Türkiye bu ilginin, bu sevginin sebebi nedir acaba? Bir arkadaşım sözü edilen vakfın web sayfasındaki telefonu aradı arkadaşlar. Kim çıktı karşısına dersiniz? Hiç kimse. Doğrudan telesekretere düştü. Ve not olarak, not bırakın size geri dönelim. Çalışma saati, şu bu, hiçbir şey yok. Doğrudan mesaja düşüyorsunuz. Yani ya adamlar fon verecekleri kuruluşları bulup onlara doğrudan gidiyorlar ya da bir aracı kurum vasıtasıyla başvuruluyor. Şimdi telefonla arıyorsunuz, hiçbir şey yok. Yani görüşeceğiniz kişiyi bilmiyorsun. Ben yarın internet haber adına böyle bir müracaatta bulunayım. Telefon çıkıyorsunuz, hop telesekreter, notlarınızı bırakın size geri dönelim. Şimdi bu soruları sorma hakkına sahip olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Medyascope'un bu parayı alma süreci ne zaman gerçekleşti? Krist mi Ruşen Çakır'ı buldu, vakıf yani, yoksa Ruşen Çakır mı Krist'in kapısını çaldı? Bir kurum aracılık mı yaptı Ruşen'e? Aracılık yapıldıysa kim bu aracı? Kişiler ya da kişi. Kim? 476 bin dolardan anlamadığımız anlaşma olmuş mu? Olmamış mı? Paralar akmış. Ama bir anlaşma var mı? Belli ki var. Peki nasıl bir anlaşma? Neyin karşılığında bu paralar alındı? Bu paraları bağış olarak, bağış adı altında veren vakıf nerede? Yeri yurdu neden muamma? Türkiye ilgisinin nedeni az önce sordum. Nedir? Neden Ruşen Çakır? Neden Medyascope? Ruşen Çakır 10 ay önce söylediklerime iftira demişti. Bugünse suskun. Doğru düzgün bir cevap veremiyor. Ha, cevap verenlere de cevap veriyor, pardon. Cevap veriyor. Mesela beklemediği kişilerden atılan bir tweet'e ben sana ne diyeyim, devam et, yolun açık olsun. Yani dostluğunu kesiyor, belki de engelliyor. Doğru düzgün cevap vermiyor dedim ya. Yani polemiğe giriyor ama doğru düzgün bu 476 bin dolarlık desteğin ne anlama geldiğini anlatacak ifadeler kullanmıyor. Herkes benim gibi bunu anlamaya çalışıyor. Kardeş, bu destek sana niye verildi? Niye sen? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama Ruşen Çakır, her konuda bülbül gibi şakıyan Ruşen Çakır bu konuda suskun. Ruşen Çakır suskun olunca iktidar cephesi fonda hemen harekete geçti fonla ilgili. Fondaş medyaya verilen desteğin 5. kol faaliyeti olarak değerlendirdi iktidar tarafı. Haksız mı? Nereden geldiği belli değil. Ne için geldiği belli değil. Hangi anlaşma karşılığında ne yapıldığı belli değil. Bağımsız gazeteci, sen sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'a küfrettireceksin orada. Küfür eden kim varsa hepsini oraya çıkaracaksın. Ahmet Şık gibi
tipleri çıkaracaksın, saydıracaksın, saydıracaksın. Sonra dönüp diyeceksin ki bağımsız medya, özgür medya, biz gazeteciyiz, biz şuyuz, buyuz. Senin birileri sana takmış tasmayı, seni şöyle şöyle yürütüyor. Eğer buysa özgür gazetecilik, hani karşılaştırıyorsun ya, ben Sedat Peker'le konuştum diye, ben kötü gazeteci, hani benim işim bitti, ben bundan sonra gazetecilik yapamıyorum, sen de başkasının parasıyla beslene beslene gazetecilik yapacağını düşünüyorsun. Yapacağını düşünüyorsun yani. Öyle mi? Ben Sedat Peker'den para mı istemişim, pul mu istemişim? Benim orada konuştuğum şey de belli, yaptığım şey de belli. Ben bugüne kadar defalarca söyledim. Dedim ki para tura işinde varsam koy ortaya kardeşim. Yok. Ama orada yorum yapıyor. Kendince 10 ay önce kendisine besleme medyaya, besleme medyanın patronu dediğim için kendince beni o konuşmamı koymuş Sedat Peker'le fotoğrafın görüşmemi yan tarafa, kendisi yorum yapıyor ve aklınca intikam alıyor. Ben intikam almıyorum kardeşim. Bak ben bunu 10 ay önce söylemiştim. 10 ay önce söylemiştim. O da TV daha yeni gündeme getiriyor. Onların da kendilerine göre sana olan bir düşmanlığı var. Diyor ki ben kapatıldım, bana destek olmadın diyor. Yani onlar da bir nevi senden intikam alıyorlar. Eğer intikamsa öyle düşünelim. 10 ay önce benim söylediklerimi yapmadılar, ortaya koymadılar. Ben Cüneyt Özdemir'e de çıktım, aynı şeyi söyledim. Bunlar yeni çıkmışlar. Tabii rakam artınca onların da dikkatini çekiyor. Ve çıktılar, dediler ki ya besleme medya var kardeşim. Fondaş medya var. İşte başı da sen çekiyorsun Ruşen. Kimse sana iftira atmıyor. Ve bu intikam da değil. Tekrar söylüyorum. 10 ay önce ben bunları söylemişim. Çık bir açıklama yap. Ben çıktım, açıklamamı yaptım. Hala yapıyorum, söylüyorum. Bir hata yaptım. Nargile içtim. Zıkkım olsun içmeyeydim. Orada FETÖ'nün finoları da diyorlar ki Hadi Özışık diyor nargileyi Sedat Peker'in yüzüne üflemiş. Çok büyük saygısızlık yapmış. Sedat Peker bunun altında kalmaz. Hadi Özışık'tan hesabı sorar. Adamların umut ettiği şeye bak. Tekraren açıklıyorum. Burada aşağıda arkadaşlar bazen yazıyor. Nargileci, he canım bir tanem. Yahu zıkkım olaydı, içmeyeydim. İçtim, bitti. Ben o dönemi kapattım. Ha dedim ki size, buradaki arkadaşlara, bir yıl boyunca sizin bana dayak atacağınıza, dayak atmaya devam edeceğinizi de biliyorum. Razıyım, atın diyorum ya. Hak ettim kardeşim. Ha şimdi bu Ruşen'e dayak atıyor. Kendi mahallesindeki insanlar dayak atıyor. Adam orada alınganlık yapıyor. Bize şey yapıyorlar. Ya ayıp ediyorsun. Yazıklar olsun sana. Sen de mi? Yani ya karşı mahallenin dayağı, onlara da zaten tek tek ya engelliyor ya da başka bir şey. Şimdi o videosunda diyor ki Hadi Özışık için 4 kardeşle biz 6 kardeşiz. Ablam da var, 7 kardeşiz. Ruşenciğim. Hadi Özışık gibi işi bitti. Ben bu piyasada varken sen, yani internet medyasında varken sen yoktun.